soy isim olarak kendinizi tanıtır mısınız? Mümin Ezer. Hocam dağdan bahseder misiniz? Yani bulunduğunuz mevkiyle beraber dağın ismi ne olarak mevki, geçiyor? Babakale mevkisi. Biz tabii burada denizde balıkçıyız. Balıkçı olduğumuzdan dolayı en yüksek depremde biz burada hissettik denizci olaraktan. Şu gördüğünüz ilerideki dağ patlama oldu komple. Dağda patlama olunca Babakale, herhalde Baba Dağı mı diyorlar buraya, ne diyorlar bilmiyorum tam. Efe Dağı diye. Efendi Dağı diye geçiyormuş, geçerliymiş. Dağdan böyle bir duman yükseldi zaten zelzele esnasında, deprem esnasında. Bayağı bir yukarıdan aşağı dökülmeler oldu, taşlar yuvarlandı denize doğru. Bayağı bir akım oldu, bulut falan sardı. Bir 12-13 saniye deprem sürdü. Deprem esnasında siz neredeydiniz? Biz deprem esnasında geminin içindeydik. Gemide arkadaşlarla bakım yapıyorduk. İşte zaten hepimiz bir korku panik yaşadık. Denize açık halde değildiniz. Tabii denize değildik. Yani deniz içinde daha çok hissediliyor. Yani dışarıdan daha çok hissediliyor ama biz tabii arkadaşlarla bir korku yaşadık. Bayağı bir panik yaptık kendi kendimize ne oluyor diye. Zaten deprem olduğunu anladık. Baktık dağ aşağı iniyor. Dedik tamam deprem var arkadaşlar, sakin olun, bir şey yok dedik. Öyle kaldı yani. Peki ilk olan depremlerde, daha şiddetli depremlerde oldu burada. O depremlerde hiç parça düştüğünü ya da bir kaya yuvarlandığını gördünüz mü o dağda? Bu dağda kaya yuvarlandığını görmedik. Yani nasıl derseniz ilk depremler bu kadar herhalde şiddetli değildi. Yani çoğu depremi burada yaşadık ama bu daha şiddetli oldu herhalde büyük ihtimal. Çünkü akşam gece 12-1 sularında olmuştu tekrar. Onda da bayağı bir ırpalanma olmuştu. Hatta tekneler karaya falan vuruyor herhalde. Ama tabii ki ne yazık ki depremin olduğunu anladık zaten. Yani alttan gürültü yaparak geliyor. Yani bu kadar. Tamam hocam, teşekkürler. Ben de.